hocam bir soru sorabilir miyim? Hele bismillah ya. Hele dur bir nefes alayım. Şu çayından da içeyim. Evet Sefa, sor bakalım. Hocam erken seçim ne demektir? Erken seçim ne demektir? Peki ben başka bir soru sorayım. Erken doğum ne demektir? Erken doğum ne demektir? Zamanından önce olan doğum. Zamanından önce yapılan doğum, erken doğum. Peki zamandan önce yapılan seçim ne denir? Erken seçim denir. Mesela terime seçimleri kaç yılda bir yapılır? 4 yılda bir yapılır. 4 yıl dolmadan önce yapılan seçime biz ne diyoruz? Erken seçim denir. Peki 4 yıllık yasama süresi var. 4 yıllık yasama süresi. Bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 yıllık yasama süresi dolmadan önce şu arada seçim yaparsak biz buna ne diyoruz? Erken seçim diyoruz. Peki. Erken seçim tarihi kim alabilir? Terime alabilir. O zaman terime erken seçime karar verdiği için seçimlerin gidileceği tarihi kim belirler? Terime belirler. Var mı başka soru? Hocam bir de ara seçim ne demektir? Ara seçim ne demektir? Çok önemli. TBMM'de kaç milletvekili var şu an? 550. Peki 550 milletvekilinden diyelim ki bir tanesi istifa etti. Ya da bir tanesi trafik kazasında öldü. Birisi uçak kazasında öldü. Mesela 10 tanesi milletvekilini bıraktığını açıkladı. O zaman milletvekili sandalyelerinde boşalma oluyor değil mi? Mesela 550 milletvekili sandalyesinde örnek veriyorum 10 tanesi boşaldı. Doğru mu? O sandalyeler boş mu kalacak? Hayır. İlla ki doldurulması mı lazım? Evet. Peki o zaman o sandalyeleri doldurabilmek için yaptığımız seçime ne deriz sizce? Ara seçimidir. O zaman TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde yapılan seçime biz ne diyoruz? Ara seçim diyoruz. Peki ara seçim nasıl yapılır? Hemen anlatabilirim. 3-4 dakikada hemen halleder bitiririz. Bir yasama dönemi kaç yıldır? Bir yasama dönemi kaç yıldır? 4 yıldır. Peki. Bir yasama dönemi 4 yıldır. Yasama dönemi kaç yıl? 4 yıldır. Peki. Bir yasama dönemi 4 yıl. Peki bu 4 yıllık yasama döneminde herhangi bir zaman diliminde milletvekillerinden bazıları ölebilir, istifa edebilir, yani sandalyeler boşalabilir. Peki bir yasama döneminde kaç defa ara seçim yapılabilir? Sadece bir defa ara seçim yapılabilir. Bir defa ara seçim yapılabilir. Bir defa. Bir yasama döneminde sadece bir defa ara seçim yapılabilir. İkinci kez ara seçim olmaz. 4 yıllık süreçte sadece bir kez ara seçim yapabiliyoruz. Peki diyeceksin ki hocam, mesela örnek, Mersin'deyiz, Mersin'den bir milletvekili öldü ya da istifa etti ya da çekildi. Ankara'dan örnek veriyorum 3 tane milletvekili öldü, istifa etti, çekildi, galip oldu, yok oldu, kaynağı oldu, bir şey oldu, yok. Ve sandalyeler boşaldı değil mi? Peki bundaki kurallar nedir? Bakalım. Mesela iki genel seçim arası 4 yıl mıdır? İki tane milletvekili genel seçim arası kaç yıldır? Kaç yıldır? Genel seçim yapılmış. Burada da bir genel seçim yapılmış. İki genel seçim arası kaç yıldır arkadaşlar? 4 yıldır. Peki bu iki genel seçim arasında bakalım neler olabilir? Diyelim ki milletvekili seçimi yapıldı. Genel seçim milletvekili seçimi demek. Genel seçim yapıldı. Genel seçim yapıldıktan sonra kaç ay geçmedikçe biz ara seçim yapamayız. Birinci kural anlatıyoruz. Kaç ay geçmedikçe. Bakalım. 30 ay geçmedikçe 30 ay geçmedikçe ara seçim yapılamaz. Peki 30 ay geçmedikçe ara seçim yapılamaz. Yani şu arada ara seçim yapamıyoruz değil mi? Genel kurala göre. Diğer kuralımız nedir? Genel seçimlere 1 yıl kala 1 yıl kala ara seçim yapılamaz. İkinci kuralımız bu. Genel seçimlere 1 yıl kala ara seçim yapılamaz. Bakalım. O zaman hangi ara seçim yapılabiliyor şu noktaya bakacak olursak? Şu aradan ara seçim yapabiliyoruz. Peki bu arada seçim yapabilmemiz için TBMM üyeliklerinde yüzde kaç bir boşalma olmuş olması gerekiyor? Eğer ki üyeliklerdeki boşalma yani milletvekili sandalyelerindeki boşalma %5'in altında ise bu arada ara seçim yapılabilir. Bu arada ara seçim yapılabilir. Nasıl yani? Örnek verelim. 550'nin %5'i kaç? %5'i kaç? 28 milletvekilidir. 550'nin %5'i 28 milletvekilidir.
Ne diyor? %5'in altında boşanma olursa bu arada seçim yapabiliriz. Örnek verelim. 28'in altı nedir? 1 ile 27 arası milletvekili öldü, istifa etti. 1, 3, 5, 7. Örnek veriyorum. Şuradaki bir örneğimize bakalım. Örnek. Mersin'den bir milletvekili, Ankara'dan bir milletvekili öldü ya da istifa etti. Peki 4 tane mi milletvekili sandalyesi boşaldı? O zaman hangi arada seçim yapacağız? 30'lar geçmedikçe arası seçim yapamıyoruz. 1 yıl kala arası seçim yapamıyoruz. O zaman şu ikisinin arasındaki arada mı arası seçim yapabiliyoruz? 1 ile 27 arasında bir vekiller boşalma olduğu için burada arası seçim yapabiliyoruz. Peki bu birinci kural. Bu kural bir. Birinci kural. Peki ikinci kurala bakalım. İkinci kural nedir? Ona bakalım. Mesela örnek veriyorum, diğer örneğimiz. Mersin'den 5 milletvekili, Ankara'dan 10 milletvekili, İstanbul'dan 10 milletvekili, ondan sonra Bursa'dan 5 milletvekili. Toplayalım. Bunlar öldü ya da istifa etti ya da çekildi. Milletvekili düştü. Yani 10, 20, 30 tane sandalye boşaldı mı? Evet. Peki bu 30 rakamı 28'in üstündeki bir rakam mı? Evet. Evet. Şimdi kural 2. Eğer ki TBMM üyeliklerinde boşalma oranı %5'in üstündeyse ne yapıyoruz? Boşalmayı takip eden %5'in üstünde boşalma ise boşalmayı takip eden kaç ay içinde seçim yapabiliriz? %5'in üstünde ise boşalmayı takip eden kaç gün içinde ara seçim yapabiliriz? Ne diyorsunuz bu noktada? Bir fikrim var mı? 90 günden. Yoksa 3 ay içinde mi? 3 ay içinde mi? 90 günden sonra. 90. Bakalım takip eden 3 ay içinde ara seçim yapılabilir. 90 gün değildir arkadaşlar. 3 ay içinde ara seçim yapılabilir. Mesela örnek veriyoruz. Seçimler oldu. Milletvekili seçimleri oldu. Seçimlerden bir hafta sonra Mersin'den 5, Ankara'dan 10, İstanbul'dan 10, Bursa'dan 5. Toplamda 30 milletvekili öldü diye. Seçimlerden bir hafta sonra. Peki bu 30 rakamı 28'in yukarısında, 28 milletvekili yukarısında boşalma olmuşsa burada 30'a geçme şartını ne yapıyoruz? Kaldırıyoruz. 30'a geçme şartı aranmıyor. 30'a geçme şartı aranmıyor. O zaman milletvekili seçimi oldu. Bir hafta sonra diyelim ki 30 tane vekil öldü. Hemen ne yapıyoruz? Bu boşalmayı takip eden 3 ay içinde ara seçimlerin yapılmasına karar veriyoruz. Evet. 3 ay içinde ara seçimler yapılıyor. Ama genel seçimlere yine 1 yıl kala ara seçim yapılamaz. Kuralımız devam ediyor. Mesela genel seçimlere 1 yıl kala ara seçim yapılamaz. Diyelim ki 1 yıl kalan içinde 10. aydayız. Genel seçimlere 10 ay kalmış. Burada 50 tane milletvekili sandalyesi boşalsa bile biz ara seçime gidemiyoruz. Ama seçimler yapıldı. Seçimler bittikten sonra bir hafta, iki hafta, üç hafta fark etmez. Ya da bir yıl fark etmez. Eğer %5'in üstünde bir boşalma olmuşsa, 28 milletvekilinden daha yukarıda bir boşalma olmuşsa, boşalmayı takip eden 3 ay içinde ara seçimler yapılmasına karar veriyoruz. 3 evet. ay içinde ara seçimler yapılabilir. Peki. Ama genel seçimlere bir yıl kalır. Ara seçim yapılamaz. Peki. Bu kural 2'ydi. Bu ikinci kuralımız. Sonra hepsini tekrar toplayacağım. İkinci kural. Şimdi geldik üçüncü ve son kural. Mesela başka bir örnek verelim. Mersin'de kaç milletvekili var? Şu an Mersin'de kaç milletvekili var? 11 tane milletvekili var. Peki bu milletvekillerinden kaç tanesi AK Parti'den? 4 tane AK Parti milletvekili var. 4 tane CHP milletvekili var. 2 tane MHP milletvekili var. 1 tane de HDP milletvekili mevcut. Toplam 11. Peki örnek. Mersin'de 11 milletvekili var dedik. Peki bu milletvekillerinin hepsi istifa etti. Ya da bir yere gitmişler. Bir toplantıdan dönerken bir uçak kazasında hepsi öldü. İstifa etti, çekildi, gayip oldu, yok oldu. Mersin'de hiç milletvekili kalmadı. Mersin'de hiç milletvekili kalmamışsa ne yapıyoruz? Ne zaman ara seçime gidiyoruz?
o sandalyeleri doldurabilmek için. Hemen gitmiyorum. 90 günden sonraki ilk pazar günü Maras içme gideceğiz. Evet. Peki, boşanmayı takip eder. Şu şekilde. Bir ilde veya seçim çevresinde. Seçim çevresi demek zaten il demek. Bir il ya da seçim çevresinde hiç milletvekili kalmaz ise ne yapıyoruz? Boşanmayı takip eden, onların milletvekilinden düşmesini takip eden. Boşanmayı takip eden. 90 günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapılır ve oy kullanılır. Bu şekilde o boşanan sandalyeleri doldurmuş mu oluruz? 3 tane kuralımız var. Şimdi tekrarlayalım. Bir yasama döneminde bir defa mı seçim yapılır? Evet. Peki. Kural 1. Peki. Milletvekili seçimlerinden 30 ay geçmedikçe ara seçim yapılamaz. Genel seçimde yine değişik. İlerideki 4 yıl sonraki milletvekili seçimlerine 1 yıl kala ara seçim yapılamaz. Şu arada seçim yapılabilir. Şu arada seçim yapılabilmesi için kuralımız nedir? Temme üyeliklerinde boşanmanın %5'in altında olması. %5'in altında bir boşanma olursa 1 ila 20 ile arasındaki rakamda milletvekili sayısı düşmüşse o zaman bu arayı beklemek zorundayız değil mi? Evet. Burada bir seçim yapıldı. 5 gün sonra burada seçim yapamıyoruz. 1 ila 27 milletvekili arasında boşanma olduğuna göre ne yapıyor? 30 ay geçtikten sonra mı ara seçim yapabiliyoruz? Ama 1 yıl kadar ara seçim yapamıyoruz. Kural 2. Eğer ki bu temme üyeliklerindeki boşanma sayısı, sandalyelerdeki boşanma sayısı %5'in üstündeyse, 28 ve yukarısıysa, yani 28 milletvekili ve 550 milletvekili arasındaysa, o zaman ne yapıyoruz? Burada kuralın birini kaldırıyoruz. İki kural var ya, bunu kaldırıyoruz. %5'in üstündeki boşanmalarda 30 ay geçmediği ara seçim yapılamaz kuralı kalkar. Burada her arada seçim yapabiliriz. Ancak yine aynı kural, genel seçimlere 1 yıl kala ara seçim yapılamaz. İsterse 100 milletvekili olsun, 200 milletvekili olsun, ara seçim yapılamaz. Ya da boşansın, ya da istifa etsin, ya da galip olsun fark etmez. Genel seçimlere 1 yıl kala asla bu noktada ara seçim yapılamaz. Peki başka noktaya bakalım. Bir ilde ya da seçim çevresinde hiç milletvekili kalmamışsa o zaman burada kural aramıyoruz değil mi? 30 ay geçme kuralı var mı burada? Evet. Yok. Genel seçimlere bir yıl kala ara seçim yapılamaz kuralı var mı burada? Hayır. Yok. Ne yapıyoruz? Burada her arada seçim yapabiliyor muyuz? Peki. Örneğin Mersin'de dedik. Mersin'de 11 milletvekili var. Bu 11 milletvekili de sandalyesi de boşaldı ve Mersin'de hiç milletvekili kalmadı. O zaman ne yapıyoruz? Boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapıyoruz ve oy mu kullanıyoruz? Peki şimdi size soru. Diyelim ki 4 tane milletvekili öldü. Mersin'e bir, Ankara'da 3. Hangi arada seçim yapıyoruz? Bu arada yapıyoruz. Peki. 30 tane milletvekili öldü değişik illerden. Ya da istifa etti ya da çekildi. Nerede yapıyoruz? Bu arada yapıyoruz. Peki bir ilde hiç milletvekili kalmadı. Nerede yapıyoruz? Burada mı yapıyoruz? Evet. Peki. Diyelim ki Mersin'den bir, Ankara'dan 3 tane vekil istifa etti, çekildi ya da öldü. Ve burada biz ara seçim yaptık. Ara seçim yaptık. Peki aradan bir ay geçti. Mersin'deki bütün 11 milletvekili hepsi de istifa etti, çekildi ya da öldü. Ara seçim yapabilir miyiz? Hayır. Neden? Bir defa. Çünkü ara seçim bir yasama döneminde bir kez yapılır. Bir kez yapmışsak ikinci kez yapamayız. Yani bir kez yaptık, bir ilde hiç milletvekili kalmasa bile yeniden ara seçime gidemiyoruz. Ne olacak hocam? Boş mu kalacak? Evet, boş kalacak. Ne zamana kadar? Yeni genel seçim yapılmasına kadar boş kalacaktır. Anladınız mı? Anladım. Var mı başka soru sorma? Yok, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.